Merhaba arkadaşlar, bu güzel ben. Abi uykum geldi. Ah. Güzel. Gece 11'de seyirler. Kalecimizi geçelim. Kaldığımız 4-3 şekilde. Kalecimizde Donnarumma var. Sağ bekimiz Alexander-Arnold var. Dün baktım adam gençmiş, 21 yaşındaymış. Ben de onu eklemek istedim ve stoperlerimize geçelim. İlk isim zaten belli. Stoperimizin ilk ismi bildiğiniz üzere de... Bir dakika. Stoper yoktu. Stoper bulamadım. Melih Demiral'ı koydum. Stoperimizde Melih Demiral'ın formasını değiştirdi. Olması Juventus'ta onu sağ solu forması yapmıyor ve sol beke geçiyor. Ve sol bekimizde Robertson var. Arkadaşlar ona diyorlar. Önce arkadaşlar Hakan Çalhanoğlu ya da diyorlar. 25 yaşında adama genç diyorlar. Bu da 25 yaşındaymış. O zaman ben de Robertson'u koyayım dedim. Çok iyi oynuyor zaten. O bekle. Devam edelim. Orta saha. İlk orta sahamız Don Ivan da bek. Zaten adam hak etmişti çoktan. Müthiş bir hak etmişti. Ve genç adam ya. Adam orta sahada. Juventus'a gol attı. Tottenham'a gol attı. Ve diğer orta sahamızda devam edelim. Bir diğer orası sağımız Frankie de Jong. Frankie de Jong da katılma kazandı ve direnmeyi de 80'lik. Tek 80'i geçmiş oldu. Üstü de De Jong'muş. Forvet aksine de. Forvet aksine Joao Felix var. Joao Felix katılmayı çok kazandı. Siz bile Felix'e verdiniz ben düşüneceğim. Sağ kanatta devam edelim. Sağ kanatta Kylian Mbappe var. Kylian Mbappe zaten olmazdı. Bu kadro olmazdı. Mbappe ve Felix bu kadronun en oyuncularından bir tanesi. Ve devam edelim. Sol kanatla. Sol kanadımızda Sterling var. Bazen de sol kanat oynadığı için onu sol kanada koydum. Normalde sağ kanatta oynuyorum. Ama sol kanatta da bazen neler oynadığı için ben onu sol kanada koydum. Forvet'e geçelim. Forvet'te de bir şey şunu var. Arkadaşlar siz yazabilirsiniz tahmininizi. Benim en iyi kadrom bu şekilde gençlerde. İşte böyle görüntü. Görüşürüz ve bay bay.